kayınvalidem. Sevile Hanım geliyor, Mia senin kayınvalidesi. Şöyle hemen alıyorum seni. Hemen yiyoruz. Tadıma afiyet başlıyoruz. Olsun. Muhteşem olmuş yemeğimiz bugün. Lezzeti yok. Hiç lezzet almadım ve pişmemiş. Ya. Sanki hamur çiğnemiş gibiyim, bilmiyorum ama. Tatsız buldum ben sosunu bunu. Sosunu da mı? Evet, hiç tadı tuzu yok. Sanki içinin biraz daha pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve biraz lezzetsiz buldum tam anlamıyla. Bu tabağı beğenmedim. Beğenmedim yani. İlk tabağımızı beğenmedi kayınvalidem. İkinci tabağa geçiyoruz. Öyle mi olması gerekiyor? Bu da aynı. Ve bu daha büyük olmuş, o minicik olmuş. Bunun şu sosunu biraz beğendim. Yoğurun. Bu birazcık birinci tabağa göre hafif, iyi, hafif. Yani bunu da mı beğenmedin? Bunu da, bunun sosunu beğendim. Peki, ikinci tabağın sadece sosunu beğendi hı-hı kayınvalidem. İkinci tabağı da beğenmedi. Yani tadı tuzu yok gibi geldi ikisinin de. Allah Allah. Bu bir parça iyi. Nesi iyi? Şey, köftesi iyi. Tamam, içi pişmiş yani. Yani bunlar çok sıkı olmuş, aşırı sıkı olmuş. Biraz böyle sanki şey bir de hamur yedim gibi oldu. Tamam. Bu onlardan bir tık iyi. Yani bunu beğendim, bunu getirseler yerim. Görsel olarak güzel hepsi de, sus bana küçük geldi. Haftanın ikinci günü puanlar birikmeye başladı. Her puan altın değerinde. Ve altınla evet ödüllendiriliyor biliyorsunuz. Yani bilemedim. Demek ki böyle olması gerekiyor. Hepsi mi aynı şekilde hamur gibi geldi sana? Şununla şu biraz iyi, o ikisi öyle geldi. Sosunu beğendin mi? Sosunu biraz bunun duru olmuş. Bunun sosu iyi olmamış ama bir par... Nesi olmamış? Tatsız ve duru gibi yani domatesi rendelemiş atmış gibi. Yeterince kaynatmamış. Kaynatmamış evet, çiğ gibi duruyor. Şimdi, hazır mısın? Hazır mıyım bilemedim ben bu yemeği. Sen nasıl... soğuk suyunu iç. Vallahi bilemedim bu sefer. Şuna ben ilk bir vereyim ben ona. Sevile Hanım birinci tabağa bir puanı verdi. O, biri de vermek olduğum için veriyorum. Hangisinin sosuydu şu? Bunun da şeyi hamur gibi olmuş. Buna 4 verelim. İkinci tabağa 4 veriyor. Ben kızların hakkını yemeyeyim bilmiyorum ama bir 5-4 daha yapacağım ben de hangisine versek. Kayınvalidelerin işi zor. Burada zor çok yani, zorlanıyorlar. Evet. Aynen. Haklısın. Gelinini bulmaya çalışıyorsun. İşin ucunda altın var. Şuna 5 verelim. Üçüncü tabak 5. Bunun da sosu biraz hoşuma gitmedi ama 4 olsun bu da. Yani onu da 1 vermek zorunda olduğum için bir de hamur gibi geldi bana kaç bayağı. Kaç veriyorsun 4'e? Buna da 4 vereyim ben. Beğenmedik ama dağıttık bunları. Evet, ne yaptığını anlayamadım. Ben de anlamadım çünkü emek de yapmışlar şimdi. Haftanın ikinci günü de şey yapayım da yarın falan 1'lere başlarım ben. Sosunu beğenmedi. Ve çok ama yüksek şeyi, bir puan verdi. Bir taktik yaptın böyle bir değişik. Bir taktik yaptım evet. Bununla bunun pişme şeyleri onların hamurlarından iyi. Ama onların da sosu iyi yani değişik geldi bana. Hmm. Mesela onun sosuna verdim. Birinci tabağı hiç beğenmedim. Bunun sosu kaynamamış. Biraz daha kaynasa belki 5 bu olabilirdi şu hı-hı ikisiyle. Sosu bilemedim duru yani olmuş, evet, kaynamamış evet dedin. Hamur gibi olmuş dedin. Şeyine, köftelerine. Çok sıkı olmuş o ikisi. Şey, düşük vermektense yüksek vereyim herkese herhalde tartışma çıkmasın diye bugün düşündü, tartışma diye düşünüyorum. Çıkmasın evet. Evet bakalım ilk 4 puan kime gitmiş? Hmm,
resmen başı ağrımasın diye yüksek yüksek verdi puanları. En çok biri merak ediyorum diyor. Evet. 4 puan kime gitti? Yeşim. Yeşim. Sosun biraz daha kaynat. Evet. Şimdi buna dedin ki sosunu beğendin bunun. Evet, sosunu beğendim, güzel kaynamış. Genel olarak ama beğenmedim dedim. Beğenmedim, evet. Yani bayağı hani onunla neredeyse bunu aynı hiç beğenmedim. Yaptın. İşte buna da öyle dedin. Ama dört verdim ama bunun sosunu yani beğendim. Bir tek sosunu beğendim. Sosuna verdim bunu. Hamur dedin yani, evet, böyle hamur evet, olmuş dedim, dedin. Dedim. Tadı tuzu yok dedin. Hani ikisinde de sosla ilgili yorum yaptın en çok evet. Ama bunun hamurunu da beğenmedin. Evet, beğenmedim. Beğenmediğin tabak 4. Bakalım umarım yüksek verdiğim puanlar, strateji yaptığın puanlardan yüksek olanı geline gitmiştir. İnşallah. Acaba ikinci 4 puan kime gitti? Kayınvalidem bugün puanlarda oldukça bonkör. İkinci 4 puan kime gitti? Kaldır. Dilek. Allah. Oh. Allah az. Kimle kim? Niyazi hala çıkmadı. Aa. Gel buraya. Evet. Ay bir de bir mi veriyorum? Eyvallah olsun bakalım. Bana. Bakalım. Geline 5 puan verdi mi? Çok değişik bir strateji yaptın. 1-1-1 yerine evet. 4-4-5 verdin. Çok tepki aldım biraz da ondan yaptım. Beğenmediklerine yani. 4 verdin. Beğendiklerime de 1 verdim o zamanlar. Bakalım. 5 puanı gelinine mi verdi yoksa Damla'ya mı? Beş puan kime gitti? Bakalım uyguladığı taktik yerini bulacak mı? Ay inşallah. Beş puan kime gitti? Aç bakalım. Bulurum. Geldim. Açalım. Evet. Damla da bir puan aldı. Damlacığım çok küçük hadi olmuş. Bakalım. Tadı da yoktu. Şimdi Sevilay teyze evet diyorsun canım. Ya birinci tabaktan hiçbir tat alamadım. Alamadım diye. Evet. Sen 4 tabağın 4'ünden de tat alamadın. Şş, tamam. Bak, 3'ten aldı. Hiçbir şekilde 4 tabağın 4'ünden de tat almadın. Çünkü şöyle söyleyeyim sana, verilen malzeme herkese aynı. Yedirilmesi de yani bu malzemeyi karıştırmamızın da hepsi aynı. Tamam Damlacığım sadece, hemen bak, cevap verin. Kırdığın nokta sadece küçüklüğünden kırmışsındır. Evet, bir bakmak farklı, istiyorum farklı zaten gördüm. Tabağıma. Bakalım. Ben de bir bir bakayım. De sosu hiç olmamış, çok açık renkti yani. Biraz kaynatmamışsın gibi. Diğerlerine bunlar, göre bak. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu sosu güzel. Bak yani. Sosu tamam, sosu güzel baksana, olabilir ama sulu, şöyle. Sulu. Hiç mi kaynatmadan insan kaynattı. Ve çok küçük bak. Evet, tabii, çok küçük. Ama küçük. Şöyle bir şey var. Bu çok kadar küçük. Da büyük değildi ama yani. Ama bak bu da aynı, bu da şefin aynı. Şefin verdiği de bu kadar da büyük değildi yani. Bu, bir bu de mantar ya. Olmuş ya. Mantar olmuş ben resmen. Ben farklı olduğu için Damla. Yoksa en beğendiğim şuydu zaten. Dedim bugün de biraz haftanın ikinci günü hepsine bir bir bu, aslında bak bulmuşum. 5-1-1-1 de yapabilirdim aslında ama. Ya bu ama... tabak, şimdi 4 verdim bu tabağa. Evet. Şimdi kesiyorum. İkisini de kestim. Zaten çok sert kesiyorum. Bildiğin içi hamur olmuş. Tamam hamur dedim zaten. Resmen yani ben demedim bu ki. Tabak dörtlük bir tabak değil. Ben eğer bugün... gerçekten lezzete bakıyorsan bu hamur. Gerçekten hamur olmuş. Sadece bak, lezzete bakmadım. Benimkinin içi bu hani bir şey dıkız, hayatım, dıkız zaman olur ya. Sosuna baktın mı sen hiç? Tamam sosuna. Bir şey söyleyeceğim de bu hem sos hamur, ya. Hem sosu yok. Buradaki ana yani yapmamız gereken bizim bu. Hani fellah köftesi yapıyoruz sonuçta. Sos yapmıyoruz. Sadece sos yapmıyoruz. Bildiğin hamur olmuş ya. Diğerlerine tamam, de bakmak hamur dedim istiyorum. Zaten. Bak bununla bunun içi biraz daha aynı. O da hamur. Bu da hamur olmuş. Dedim söyledim zaten. Ben yorumlarımı yaptım, ben puan dağıttım gelinimi belki bulabilirim diye. Ya gelini belki bulabilirsin diye puan dağıttın ama hani biraz da lezzete verseniz. Hayır o tabakta benim damak tadıma göre yani, lezzet yoktu hayatım. Yani damak tadın bu değil de bak fellah köftesi olması gereken kıvamı bu. Yani bildiğin hamur yapmış. Şöyle içine bakarsanız eğer bakın bildiğin hamur olmuş bu. Ben cevap vereyim mi sana? Farkındaysanız domates sosu olduğunda kayınvaliden beni bulur. Evet. Çünkü domates buluyorum. Sosunu nasıl yapmam gerektiğini her zaman söylüyor. İkinci tabağı hiç beğenmedi, domates sosunu beğendi. Evet. Bak,
Üçüncü tabağın domates sosunu da kendisini de beğendi. Evet. Dördüncü tabağında domates sosu dedi, biraz daha kaynaması lazım. Orta dedi dördüncü tabağı, çok evet. beğenmedi. Evet, şununu beğendim diyemez. İkinci tabağın domates sosunu çok beğendi. Evet. Üçüncü tabağın hepsini beğendi. Bak beni buldun. Keşke dört dört dağıtmasaydın anne. Yani... Beğenmediklerine iki ve dördü biri beğenmedin, biri verdin. Evet. İki ve dördü beğenmedin, dört beğenmedim. Dört verdin, beğendiğine beş verdin. Aralarında bir puan yok bence. Şimdi... Dördü ve bir saniye bebeğim. Dördü ve ikiyi sen beğenmedin ya. Hmm. Üç üç verseydin, işte... iki iki verseydin zaten beni bulmuşsun. Ve ben sana lezzete ver dediğim an zaten beni bulamama ihtimalin yok. Yani orada hata yaptım, haklısın. Hata yaptın. Ben dedim ki dördü beğenmedi, iki beğenmedi, üçü beğendi. Dedim ya bunları üç üç verecek ya bir bir yapacak. Gerçekten net bekledim. Düşündüm de ama işte soslar da biraz benziyordu ondan üç dedim. Üç üç verseydin. Bence adaletli değil. Yani değil, orada, değil, haklısınız değil. Damla'nın ikini beğenmedin, bir verdiysen iki ve dördü de beğenmedin aslında. Keşke evet. onlara da düşük yani verseydin. Yani bir de şöyle değil. Hani ikiye ayırınca resmen hamur olmuş ya. Yani böyle çok sıkışmış böyle hani... İçi bildiğin kesilmiyor. Ben onları, ben onları yemedi, kesmedim. Ben onları çiğnedim. Çiğnerken tattığım tat oydu. Ben yine şey hamurdu söyleyeceğim işte. Lütfen. Normalde zaten siz 3 ile 4'ü yakın buldunuz. Evet. Hani benimkini beğenmediniz değil. 3'e benziyor. İkinin de sosunu beğendim. 2 ile beni mukayese etmeyin çünkü yorumlarken öyle söylemediniz. 3 ve 4 aynı. Sadece sosu bir tık pis, evet. lezzetsiz demediniz aynen. siz. Doğru, o 4'ü hak edebilir. Hani tamam hadi 5 demiyorsunuz çünkü sosu bir tık daha pisse. Ama siz 2'ye 1 ile aynı. Onunla kıyasladınız. Evet, beni 5 evet, verdiniz tabakla kıyasladınız. Evet. Ben o zaman 2 ile nasıl 4'ü hak ediyorum? 2'nin sosu biraz beni bir benzettim. Sosunu benzettim 2'nin buna. Sevgili herkese için teşekkür almadınız. Ediyorum. 4 çok güzel bir puan şu anda benim için. Ama Damlacığım sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen bir dahaki sefere kendi tabağınla ilgili lütfen yorum yap. Şimdi ben zaten benimkiyle kendi bak, tabağımla... Ben daha şu an puanlanmadım bile. Sen şu anda benim tabağımla ilgili yorum yapıyorsun. Şöyle söyleyeyim Dilek Hanım. Benim tabağımı, benim tabağımı başına bir gidin. Bir ortadan ikiye, bir o köfteyi, felak köftesi bir ayırın. Bir de kendi tabağınızı ayırın. Olduğu gibi içi hamur. Nasıl bu yediniz, nasıl görüş verdiniz ama zaten sevdiklerinizi bilmiyorum. Bu şimdi senin görüşün sadece. Benim nasıl Dilek ablayla aynı puan aldığım zaten tartışılır. Ona lezzet yok, hiçbir şey, tat tuz hiçbir şey alamadınız. Siz zaten ben onu fark ediyorum. Soslara çünkü artık şeyden şekilden şimdi çok lezzet alamadım. Çıkarım, bir tek üçüncü tabaktan aldım lezzet. Diğerlerinin de soslarına acaba niyası sadece olabilir mi diye. Sadece sos için benimle aynı puanı mı aldı? Hiçbirinin evet. lezzeti aynısına benziyor. Benimkinin madem o zaman nasıl ben 3'e benziyorum o zaman ben 1'e benziyor olmam lazım. Hayır. Mantıklı. Şey seninki bir tık zaten. O, yaptığımız... o senin sosun iyi benim olsaydı. Sosu...